Kova. Bu sefer kova. Ağzımı yaymadan konuşacağım. Sana kızmışlar mı? Kovalar evet. Eyvah. Kovalara niye böyle ağzını konuşuyorsun demiş. Gizem de bana kızdı aslında. Niye? Kovaları yerden yere vurmuşsunuz dedi. Ben hiç hatırlamıyorum. Allah yaptın Allah mı? Ne dedik acaba? Hava burcu sen dedin ki şeydir icat eder. Zekidir, zekidir dedik. Bütün icatlar, mucitler. Hafif deliler mi demiştik? O kadar övdük nankörler deliler demişiz onu mu fazla? Ama Einstein yani hani bütün büyük beyinleri vardır bir çılgın tarafı yani. Kesin hiperaktif derler ama bazen hiperaktif ben de diplomatikliğimi kaybediyorum galiba. Sonlara geldikçe. Ya Allah aşkınıza biliyorum öyle şey yapmadan alınmadığınızı da. Evet. Burada keyifli keyifli herkes kendi şey hakkında benim burca bakın neler demişim. Oo. Onun burca neler demişim. Hele Çağrı'nın burcuna. O yüzden evet. Takılmayın. Şimdi bakalım Kasım'da neler var? Siz ona takılın esas. Evet bakalım retro sizi nereden güzelleştiriyor? Yani bir süredir kapalı kaldınız demişim ama ya kapalı kaldınız derken kendinizi bir şekilde gösteremediniz. Hmm. Ürettiniz bunları sergileyemediniz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz tam ortaya çıkaramadınız gibi bir dönemden geliyordunuz. Artık bu 12 Kasım'da retroya eşlik eden Dolunay'la beraber kariyer hayatınızda güzel gelişmeler, sağlam destekler, adımlar atacaksınız ve bu size umut verecek. Umut her şeydir zaten insanın. Cebinde bir umudu varsa, orada duran bir hayali, bir hedefi varsa her şey var demektir. Yani oradan yürüyüp gideceksiniz. O bir süredir kapalı alanda kalmışlık duygusunda yavaş yavaş bu ayki özel gelişmelerle atacaksınız. Biraz kaçamaklar yapın. Küçük hem retroyu dikkat edin, retrosal problemlere dikkat ederek. Ne kaçamakları? Kaçamaklar partnerinizle olabilir, arkadaşlarınızla olabilir, küçük seyahatler yapacaksınız gibi görünüyor. Ha, normal rutinden kopun. Rutinden kopun. Oyunu değiştir, ezberi bozun. Aynen, beyninizi şaşırtın. Çünkü o umut var, heyecan var, biraz sisteme enerji girdi. O biraz bir süredir sıkıcı giden hayat ivmelenmeye başladı. Şimdi ona biraz daha pozitif enerji alalım. Biraz gezilere gidin, gitmediğiniz, görmediğiniz yerlere gidin. Gideceksiniz de zaten. Hatta 12 Kasım civarlarında böyle sosyal çevreden atıyorum siz bir çiftsiniz, başka bir çift. Hadi beraber şöyle okyanusa doğru gidelim gibi bir karar alıp birkaç gün bir... deniz kenarı, okyanus kenarı bir evde kalabilirsiniz. Yani bize okyanus kenarı. Siz okyanusa doğru hadi. Gitmeyin. Bayağı bir gidersiniz. Okyanusa deniz kenarı gidebilsek yani. Okyanus kenarı bence hiç güzel değil. Okyanusa yetişemeyebilirler. Bayağı yol olacak. Yol uzun olur diyorsun. Biz de denize giriyor yetişemeyiz ama anladınız siz yani. Su birikintisi. Evet. Küvet olmasın ama. Nehir de olur. Doğru. Bir küçük göl kenarı kasabası. Şöyle Sapanca'da harika bir göl evi mesela. Sen kendi fantezilerini bırakıp lütfen tamam, konsantre olur musun? Kovalara küçük bir öneri yaptım ya. Ama Sapanca güzel, gerçekten güzel. Sapanca güzel. Evet, Sapanca'daki masaj neydi? Bu karıştırıyorum orayı. Değil ya. Güral. Güral vardı. Oh. Ben de bir yere daha gitmiştim. Evet, adını çok güzeldi orası ya. Güzel. Evet, serpme kahvaltılar. Burada da kahvaltı diye ne veriyorlar? Of var ya. Yani en iyisin bile. Tövbe tövbe yani. Porsiyonlar şöyle geliyor. Mutlaka sabahın köründe domuz eti veya et veya işte hadi sosis mosis biz artık ne sosis o. Patates kızartması. Ketçap. Herhalde obez olma bu ülkede yani. Evet yani. Pancake'ler falan. Böyle şöyle. Falan. Üstü bir de yağlı bir de üstü böyle daha ekstra da tereyağı getiriyorlar sık üstüne diye. Evet evet ya. Ekstra tereyağı. Şey kızartma ekmek istiyorsun. Ne yaparsın? Kızartılmış ekmek gelir tabii. Değil mi? Üstünde yağ var anasını. Evet. Onu default yağlıyor sana da ekstra yağ getiriyor. Bir daha sür diye. O yüzden Sapanca'da serpme kahvaltıyı. Evet. Evet. En azından daha böyle şey estetik bir şekilde yiyorsan da orada hani böyle bu kadar böyle ve sağlıklı yiyorsun daha yani sağlıklı. Tereyağın bile sağlıklı. Ay. Evet, evet. Nereden nereye geldik? Biz de lafı lafı açtı yine. Evet 26 Kasım'da siz de sosyal olmakla ilgili o kabuğumuzu kırmakla ilgili yeni kararlar
almaya ve hayatı daha keyifli yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu enerji, bu umut size neler verecek? Kariyer hayatınız canlanacak. Hiç beklemediğiniz bir el size yardım edecek. Kovalar için bence bu ayın en tema konusu bu. Beklemedikleri gizli bir el onlara dokunacak ve onlara bir şeyler kariyerlerindeki olsun, bu hayatlarındaki güzel enerjiyle ilgili destek atacak. Aileden, anne, baba vesaire onlarla ilgili sağlık kontrollerini yapın, dikkatli olun. Ufak tefek uyarılar olabilir bu retronun etkisiyle. Evet sevgili kovalar, umarım kendimizi affettirmişizdir. Doğru ama çok güzel şeyler söyledik bak. Deniz evet, kenarı güzel, falan dedik. Deniz kenarı. Bizi de dedik. Evet, bizi de alın. Deniz kenarına gidiyorsanız lütfen bir fotoğraf çekin, yorumlara koyun falan. Yani bizi de unutmayın burada okyanus sularında evet. Dona dona.